Nereden geçiyor? Evet, evet, kalite marka. Yapmış olduğumuz böyle balıkçılara merhaba görüşmelerimizde sardalyada azalma var. Bu sezon bir önceki sezondan biraz daha sıkıntılı şöyle. Avcılıkta biraz daha azalma oldu. Balıkta azalma oldu. Ama balıkçılarımız yine de memnun. Şöyle memnun. Çok balık tutmadılar. Az tuttular ama çok balığın masrafı da çok olduğu için çok tutup da çok para kazanılmıyor. Çok tuttuğumuz zaman halkımız biraz daha ucuz balık yiyor. O iyi oluyor bizim için. Bizim için balığı halkın yemesi lazım. Tabii ki çiftliklerimiz, üretim çiftlikleri de balık unuyla beslenen balıklarla, üretim balıkları. Ama bizim amacımız denize gidip de balık tutalım, balık çiftliğine yollayalım olmaması lazım. Bizim amacımız balık tutalım, balığı halka yedirelim. Tabii ki iklim değişikliğinde avda etkisi oluyor. Bulunduğumuz bölgelerde şey olmuyor, balıkların yumurtlama dönemleri değişiyor. O değişiklik de tabii ki iyi olmuyor bizim için. İnşallah gelecek yıl iyi olacak diye düşünüyorum. Bereketliydi, iyi bir sezondu. İyi, güzel bir sezon geçirdik bu sene. Bundan sonra da işte periyodik bakımlarımız, ağır bakımlarımız, tersane işlerimiz nasip olursa Eylül'de görüşeceğiz tekrar. Dün gece saat 12 itibariyle trol ve gırgır yasağı başladı. Eylül 1'e kadar balık avcılığı yasak. Kötü bir sezon geçirdik, iyi değildi. Ama bu yasak insanların aklına şunu getirmesin. Burada gırgır, trol, boy ve tür yasağı var. Ama geleneksel kıyı balıkçılığı serbest. Yani neler serbest? Kıyı balıkçılığında lüfer, istavrit, barbun, iskorpit, kefal balığı yakalamak serbest. Tabii ki bu kıyı balıkçılığı ile alakalı. 12 metrenin altındaki, yani boy olarak 12 metreden küçüklükler için geçerli bir avcılık türü. Mezgide avcılığı falan serbest. Deniz salyangoz avcılığı serbest. Trol ve gırgır avcılığı yasak. Tamamen 1 Eylül'e kadar bunlar yasak artık. Amatör balıkçılara söylemek istediğimiz konu şu. Kıyılardan kalkan balığı tutuyorlar oltayla. Ki şimdi zamanı yavaş yavaş geldi bunun da. Kalkan balığı kıyıya inmek üzere. Havyarı şiştikçe kıyıya geliyor. Burada bu hayvan obur olduğu için oltalarını midelerine kadar yutuyorlar. Ve çok küçük balıkları telef ediyorlar denizde. Bu konulara dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Diğer konuda söyleyecek bir lafım yok. Denizden keyiflerini çıkartabilirler yani.
Ömer abinin çok önemli. Yürüme de öyle bir Eylül ayında başlayan balıkçı arkadaşlarımız sezonun ilk aylarında bol ve bereketli geçti. Amsi balığı tuttular, lüfer balığı tuttular, palamut balığı tuttular. Allah bereket versin ki bu sene sezonları gene güzel geçti, sevinçli geçti. Bugünden itibaren büyük gırgırlar paydosa girdiler. Bundan sonraki süreçte ağlarının bakımlarını yapacaklar, teknelerini boyayacaklar. Fakat 12 metrenin altında olan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam edecekler. Bu faaliyetlerde de İstavrit balığı tutacaklar, tekir balığı tutacaklar, menekşe balığı tutacaklar, fener balığı tutacaklar. Allah nasip ederse vatandaşlarımız uygun ve taze balık yemeye devam edecekler. Bu sezon palamutta çok para kazanamadı kayıklar. Hem adamları para kazanamadı hem de onların tuttuğu balıklar kendi masraflarını ancak karşıladılar. Ondan sonra da kalkancılık oldu işte Ekim, Kasım, Aralık gibi. Kalkanlı başta güzel balık vardı. Ondan sonra istavritle beraber o da doğuya kayınca zaten yok, burada balıkçılık olmadı. Teknelerinde çoğu paydus ettiler gördüğünüz gibi. Şimdi kimileri ağlarını yapıyor, kimileri teknelerini tamir ediyor. Yani bu sezon zayıftı yani balıkçılık açısından. Önümüzdeki sezondan beklentimiz işte palamut olmasını istiyoruz. Büyük bir ihtimalle olur inşallah yani herkes umutlu. Sezon çok kötü geçti. Bizim burada palamutçuluk olmayınca sezon biraz kötü geçiyor. Çünkü bizim küçük kayıkçılarımız var burada. Ağ kayığımız çok az. Yani oltacı kayığımız dediğimiz, oltacı kısmı daha fazla olduğunda bunlar hep palamuttan geçimini sağlayanlar çoğunlukta. Ama palamutla çinekop olmayınca bu sene çok kötü geçti. İnşallah bakayım seneye diyoruz. Cep olduğu gibi denizi de bilmediğim. İstavrit de vardı ama İstavrit de biraz daha ufak. Ufak olduğu için ona bakmadık. Daha yasal boyunun altında. Seneye ekmek veriyor onlar. Sezonumuz umduğumuzdan daha kötü geçti. Yani bu kadar kötü geçebileceğini tahmin etmiyorduk.
Palamutçulukla başladı biliyorsunuz sezonumuz. Fakat umduğumuz gibi palamut çıkmadı. Bazı tekneler avlanmaya bile lüzum görmedi. Çünkü balık yoktu. Daha sonra kış balıkçılığı başlayacak dedik ama su geç soğumasından mütevellit. Kış balıkçılığı da olmadı. Midye teknelerimiz her gün 10 ton civarında midye avladılar. Onlar için herhangi bir kayıp söz konusu olmadı. Orta su teknelerimiz vardı 2-3 tane. Onlar da zaman zaman hamsi avına gittiler. Birkaç sefer hamsi aldılar tatmin ettiği kadar. Onun dışında bu sene kayıplarla atlattık. Umduğumuz gibi sezon geçirmedik. Teknelerimizi yavaş yavaş kenara çekip bakımlarını yapacağız. Ağlarımızın bakımlarını yapacağız. Şimdi işte teknelerimiz görüldüğü gibi ağır şartlarda çalıştılar. Artık senelik bakımları geldi. Ağlarımızı da elden geçireceğiz. Önümüzdeki sezona hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Palamut evvelki sene çok olmuştu. Bu sene hiç olmadı. Tahmin ediyorum önümüzdeki sene yine palamutta bir patlama yaşayacağız. Geçen seneki sezondan bu seneki sezon arasında çok fark var. 2022'de süper balıkçılık oldu. Yani balık. Ama geçen sene inanın 4 tane palamut yakaladım. Evet. 4 tane, başka yok. Diğer balıklar, yani balıkçılık olmadı geçen sene. Şimdi de işte bakım yapıyoruz. Bakım şartları da çok ağırlaştı. İnşallah düzelir, bekliyoruz. Yani bu seneden çok ümitliyiz. Yani. Bu seneden ümitliyiz. Tamam. Bu sizin miydi hocam? He? Van'da balıkçıyım. Yaklaşık olarak 10-15 yıldır balıkçılık yapıyorum. Nisan'ın 15 gelmesi nedeniyle, yasak olması nedeniyle teknelerimizi bakıma çekiyoruz. Temmuz 15'e kadar tadilatımızı, boyamızı yapıyoruz. Ondan sonra ya Allah ya Virilah deyip balığa başlıyoruz. 3 ay Nisan 15'ten Temmuz 15'e kadar teknelerimizi bağlıyoruz, tadilatımızı yapıyoruz, boyamızı yapıyoruz. Yani ufak tefek motor bakımlarını yapıyoruz. O yüzden tüm balıkçı olarak sesleniyorum. Balık yasağında balık tutmayalım. Balığımız üresin. Yazıktır. Neslimiz buna bakıyor. Hepimizin ailesi, çoluk çocuğu bu yüzden ekmek yiyor. Hepimiz için gelir kaynağımız bu. İnci kefalinin yasak olduğu için teknelerimizi marinaya bağladık. Teknelerimizin bakımları yapılması lazım. Av yasağına kesinlikle uymamız lazım. Av yasağına uymazsaksa bu yılki verimi alamayız.
motor ustasıyım. Burada marinaya çekilen teknelerin bakımlarını yapıyoruz. 3 aylık bakımlarını yapıyoruz. Arkadaşlara bol şanslar dilerim. Allah kolaylık versin. Türkiye'nin balıkçılık e-ticaret pazar yeri fishing.com.tr. Fishing'de hayallerini yakala.